Arkadaşlar tekrar merhabalar. Dördüncü ünite iki kare testi. İstatistik 2 kitabında. İki kare testinde ne yapıyoruz? Biz bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda hep sayısal değişkenlerle ilgileniyorduk. Yani nicel değişkenlerle ilgileniyorduk. Ama ilgilendiğimiz araştırma sayısal değişken değil de nitel değişken ya da sözel değişkenler olduğu zaman araştırmalarımızı iki kare testiyle yapıyoruz. O yüzden işin içinde sözel değişken varsa ya da nitel değişken varsa iki kare yapıyoruz şeklinde özetleyelim arkadaşlar. Burada iki ya da daha fazla grubu karşılaştırıyoruz. İki ya da daha fazla grup arasındaki işte ilişki var mıdır yok mudur? Bununla ilgili hipotezlerimizi kurup bu hipotezlerden yola çıkarak araştırmamızı yapıyoruz. Şimdi burada neler olabilir arkadaşlar? İki sözel değişken mesela şöyle bir şey olabilir. Sigara içen ve içmeyen şeklinde bir grup düşünelim. Yani bir iş yerine çalışan insanların eğitim düzeyleri ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim şeklinde 3 ayrı sınıfta olsun. İş yerine çalışanların eğitim düzeyleri ve bunlar içerisinde sigara içenler ve içmeyenler var. Arkadaşlar burada şimdi iki tane ya yani sigara içme özelliği sözel bir değişken. Ya içiyorum diyecek. Ya içmiyorum diyecek. Eğitim düzeyi yine ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim yine işin içinde sözel ifadeler ya da sözel değişkenler var. Söz konusu araştırma şu arkadaşlar. İki sözel değişken arasındaki araştırmayı karşılaştıralım derken, değişkenleri karşılaştıralım derken sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? Söz konusu olan bu araştırmayla ilgili arkadaşlar genellikle elimize veriler tablo şeklinde gelir ya da tablo şeklinde getirildiği zaman işlerimiz biraz daha kolay olur. Bu tabloda sizlerin de gördüğü gibi ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim şeklinde var. Mesela sigara içen ilk öğretim mezunun 45 olduğunu sizler de görüyorsunuz. Sigara içen orta öğretim mezunun 55, yüksek öğretim mezunun 40 olduğunu. Sigara içmeyen orta öğretim mezun dediği zaman 65'in olduğu kareden gözeden bahsediyoruz arkadaşlar. Sınav esnasında bu sağ baştaki toplam ifadesi bazen verilmeyebilir arkadaşlar. Ya da alt satırdaki toplam ifadesi bazen verilmeyebilir. Eğer bu toplam ifadesi verilmediyse bu toplam ifadesine bizim ihtiyacımız var. Böyle bir durumda arkadaşlar bu toplamı sizlerin bulması gerekebilir. Haberiniz olsun. Soruyu tam anlamıyla okuyalım. Yapılan bir çalışmada katılımcıların eğitim düzeyleri ve sigara içme alışkanlıkları sorgulanarak bu iki değişken arasında bir bağıntı bulunup bulunmadığı, diğer bir ifadeyle iki değişken birbirinden bağımsız olup olmadığı belirlenmeye çalışılıyor. Bu amaçla 300 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde toplam 300 kişi varmış bu araştırmada. Bunu %1 anlam seviyesinde araştırın denilmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu işlemi yaparken ki karede arkadaşlar şunu unutmayalım. Yani ki kare bağımsızlık testi yapılırken 3 farklı bağımsızlık testi yapılıyor. Bunlar bir ana kütleye uygun bir örneklem seçtik mi? Uyumluluk testi. Bir homojenlik testi. İşte seçilen örneklem homojen mi? Diğer örneklemle homojen mi? Birbirine benzer mi? Değil mi? Bir de arkadaşlar bağımsızlık testi. Bağımlı mı? Değil mi? Bunu araştırıyoruz. 3 farklı iki kare testi var. Şimdi bunu yaparken sıfır hipotezi ne olursa olsun daha önce söylediğimiz gibi arkadaşlar sıfır hipotezi ortaya atılan değişkenler arasında bir ilişki yoktur. Bunlar birbirinden bağımsızdır şeklinde sıfır hipotezi kuruyoruz. Yani ilişki yok demek bunlar bağımsız anlamında. Alternatif hipotezde bu iki değişken arasında ilişki vardır ya da bu ilgilendiğimiz olaya göre sıfır hipotezi yoktur diyorsa alternatif hipotezi de vardır şeklinde kuruyoruz. Yalnız ki karede şunu unutmayalım arkadaşlar. Ki karede bizim aynı zamanda bir serbestlik derecesine ihtiyacımız var. Bu serbestlik derecesi T tablosunda olduğu gibi T tablosunda serbestlik derecesini -1 şeklinde yapıyorduk ama ki karede arkadaşlar bir tablodan bahsettiğimiz için satır sayısı -1, sütun sayısı -1 anlamında R-1, C-1 diyoruz. Burada R-1, R satır sayısı, C-1, buradaki C de sütun sayısı. Ki kareyi hesaplarken arkadaşlar G-B'nin karesi bölü B diye burada anlatılan gözlenen değer eksi beklenen değerin karesi bölü beklenen değer. Bu herhangi bir gözeyle ilgili araştırma yaparken bu formülden yararlanıyoruz ama tüm tablo dediğimiz zaman tüm gözeler için tek tek bu değerler hesaplanıp toplandığı zaman tablonun ki kare değerini bulmuş oluyoruz. Buradan yola çıkarak arkadaşlar şu örneği biraz daha anlatalım. Bu tabloyu arkadaşlar ben şurada bakalım şurada çözümü var mı? Yok. O zaman ben şuraya şöyle döneyim. Tabloyu arkadaşlar şuraya yazmak istiyorum ben. Bu işlemi nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Tablomuzda
sigara içen ve içmeyenler var. Burada ilk öğretim mezunları, orta öğretim mezunları ve yüksek öğretim mezunları var. En sonunda da toplamlarımız var. Buradaki değerlerimiz 45, 45, 55, 65, 40, 50, 90, 140, 160, toplamın 300 olduğunu gördük, buranın 90 olduğunu gördük, buranın da 120 olduğunu gördük. Arkadaşlar soruda verilen tablo buydu. Şimdi biz bunu adım adım arkadaşlar yapacağız. Bu adım adım yaparken neler yapıyoruz? Bir kez daha bakalım. Birincisi, bütün işlemlerde öncelikle hipotez kurmamız gerekiyordu. Bunu unutmayalım. Hipotez, bu araştırmada hipotez kurduğumuz zaman ne diyeceğiz biz sıfır hipotezinde? Sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki var mıdır yok mudur? Bunu araştırılıyordu. Sıfır hipotezimiz bu iki değişken arasında bir ilişki yoktur dememiz gerekiyor. Alternatif hipotezde bu iki değişken arasında bir ilişki vardır dememiz gerekiyor. Ki kareden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda biz araştırmamızı yüzde kaç anlam seviyesinde yapıyorduk? Alfa eşittir %1 anlam seviyesinde yapıyorduk. Şimdi burada arkadaşlar şunu unutmayalım. Sıfır hipotezi yoktur dedik ama ne yoktur? Yani sigara içme ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki yoksa o zaman biz buradan şunu anlamamız gerekiyor. Çünkü bir gözlenen değer dedik, bir beklenen değer dedik. Gözlenen değer arkadaşlar bize tabloda verilen değerler. Yani mesela sigara içmeyen orta öğretim mezunu 60. Sigara içmeyen yüksek öğretim mezunu dediğimiz zaman 50 diyoruz. Sigara içen orta öğretim mezunu deseydik 50 diyecektik. Arkadaşlar bunlar gözlenen değerler. Peki beklenen değer dediğimiz, eğer gerçekten sigara içmeyle eğitim düzeyi arasında bir ilişki yok ise o zaman bu değerlerin birbirine eşit olmasını biz beklerdik. Yani 120 ise 60-60 gibi eşit olmasını beklerdik. Belki 59-61 şeklinde olabilir. Yani anlamlı bir farkın olmamasını beklerdik. Şimdi buradaki farkların anlamlı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama ufak tefek farklılıklar olduğunu görüyoruz. O yüzden biz burada sıfır hipotezi gerçekten doğru mu, haklı mı? Yoksa alternatif hipotezi arkadaşlar ortaya atılan iddia mı geçerli? Bunu anlamak için birbirine eşit ya da çok yakın olması beklenir derken acaba bunlar yakın diyebileceğimiz düzeyde mi? Onu da bilmiyoruz. Araştırırken o yüzden gözlenen değerler bunlar ama bunlara ait beklenen değerler ne çıkması lazım? Arkadaşlar bunun için her bir göze için tek tek hesaplama yapıyoruz. Mesela şu göze için, yani sigara içmeyen yüksek öğretim gözlenen değer 40. Peki buraya ait beklenen değer ne olur? Herhangi bir göze ait beklenen değeri hesaplarken arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Bu yüksek öğretim mezunu denilen şu gözeden bahsediyorum. Bunun sütun sonundaki toplam, bunun satır sonundaki toplam. Sütun ve satır sonundaki toplamları 90'la 140'ı çarpıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir göze, hangisi olursa olsun, sütun sonundaki toplam, satır sonundaki toplam. Bu ikisini çarpıp genel toplama bölüyoruz. Bu bölme işleminin sonucu 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3, 14, 28. Arkadaşlar şurası işlem sonucu 42 buldum. Yani eğer gerçekten sıfır hipotezi doğruysa, bunlar aralarında anlamlı bir fark yok diyor isek buranın 42 olmasını beklerdik. Gözlenen 40. Beklenen burası için 42. Peki şu göze için beklenen değer ne olur? Hangi göze için hesaplıyor olursak olalım, o sütunun sonundaki toplam çarpı o gözenin satır sonundaki toplam bölü genel toplam. Yani sütun toplamı, satır toplamı, genel toplama bölüyoruz bu iki çarpıma. Arkadaşlar bu bölme işlemi kaç çıktı? 3 çarpı 16. Burası 48 çıktı diyebilirsiniz. Ama burayı şöyle de hesaplayabilirdiniz. Eğer burası 42 ise toplam 90 olduğuna göre 90'dan 42'yi çıkarttığım zaman zaten 48'i bulabilirim. Böyle de hesaplanabilirdi. Peki bir sonraki gözeden bahsedelim. Mesela şurası için gözlenen değerin 65 olduğunu gördüm. Peki bu gözeye ait beklenen değer ne olur arkadaşlar? Bu gözeye ait beklenen değer için kendi sütun sonundaki toplam, onu da şuraya yazalım. 120 çarpı kendi satır sonundaki toplam
160 bölü genel toplam 300. Arkadaşlar burada sadeleştirmeyi yaptığımız zaman 4 çarpı 16'dan buranın 64 çıktığını sizler de hesaplamış olmalısınız. Demek ki bu göze 64. O zaman burası ne olmalı? Arkadaşlar burası için 120 şöyle ekranda görülebilsin. 120 çarpı 140 bölü 300'den hesaplayabileceğimiz gibi eğer burası 120 ise 64 burada olduğuna göre buranın da 56 olması gerektiği arkadaşlar toplam 120 olduğuna göre böyle de hesaplayabiliriz. Benzer şekilde hangi göze olursa olsun burası için o zaman 90 çarpı 160 bölü 300 ya da tekrar söylüyorum toplamı 160 olduğuna göre bu satırın 48 burada var, 64 burada var, toplamı 160 olması lazım. O zaman 60, 100, 112, 100 burası da 48 demek ki arkadaşlar çıkması gerekiyor. Toplamın 160 olması için ya da 90 çarpı 160 böyle hesaplayalım isterseniz. 90 çarpı 160 bölü 300'den hesapladığımız zaman sadeleştirme işleminin sonucu burasının 48 olması gerektiğini sizler de bulmuş olmalısınız. Peki burası 48 ise o zaman burası ne olmalı? 52 de burası olması lazım. Pardon, 42 de burası olması lazım ki toplamı 90 olabilsin. Arkadaşlar herhangi bir göze ait tekrar söylüyorum. Hesapladığımız kırmızıyla yazılan değerler beklenen değerler. Maviyle yazılan ya da soruda verilen değerler de gözlenen değerler. Bazen bize sınavda şöyle bir soru çıkabilir. Sadece şu gözeye ait ki kare değeri nedir? Arkadaşlar o gözeye ait ki kare değeri denildiği zaman ki kare işlemini biz şöyle yapıyorduk, hatırlayalım. Sadece şu gözeye ait ki kareyi soruyor ise gözlenen değer eksi beklenen değerin karesi bölü beklenen değer. Yani 65 eksi 64'ün karesi bölü 64 beklenen değer. Sadece bu gözenin ki kareye katkısı. Peki bize burayı sorsaydı o zaman ne diyecektik biz? Formülümüz bu olduğuna göre 50 eksi 48'in karesi bölü 48. Yani bu gözeye ait gözlenen eksi beklenen karesi bölü beklenen. Arkadaşlar şurayı sorsaydı o zaman ne diyecektik? 45 eksi 48'in karesi bölü 48. Şurayı sorsaydı 45 eksi 42'nin karesi. Burayı sorsaydı 55 eksi 56'nın karesi bölü 56. Burası da 40 eksi 42'nin karesi bölü 42 şeklinde yapacaktık. Hangi gözeyi soruyorsa sadece orayı hesaplıyoruz. Ama tüm bu yazdıklarımızın hepsini toplarsak o zaman tüm bu ki kare, arkadaşlar diğer değerleri de buraya yazmış olmam lazım. Yani 6 gözeye ait değerleri de tek tek hesaplamam lazım. O zaman ortaya çıkacak olan değer tüm tablonun ki kare değeri olur arkadaşlar. Peki tüm tablonun ki kare değeri kitaptan bakalım arkadaşlar ne hesaplanmış. Yanlış olmasın. Bu hesaplama sonucu bütün tablonun ki kare değeri 0.58 olarak hesaplanmış. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar şimdi biz ne demiştik? Sıfır hipotezimiz bu ikisi arasında bir ilişki yoktur demiştik. Ki kare değeri de arkadaşlar bir tablo değeri yardımıyla buluyoruz. Ki kare tablosu böyle bir tablo. %5 anlam seviyesiyle çalışıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Netleştireyim arkadaşlar. Yüzde kaç demişiz? %1 anlam seviyesi. O zaman red bölgesi dağılımı sağ ucunda %1'lik bir red bölgesi olacak. Böyle bir durumda %1'lik red bölgesine bakarken arkadaşlar ki kare tablosunu size açmak istiyorum. Şöyle slide'a bir an bir geçelim. Arkadaşlar kırmızıyla yazılan bölgeye çok şey yapmayın. Şey hesaplayacağız çünkü. Bizim tablomuzda neler vardı? Sigara içen ve içmeyen. O zaman satır sayısı eksi bir. İki tane satır olduğuna göre iki eksi bir. Sütun sayısı 3 tane vardı. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek demiştik. 3-1, satır sayısı -1, sütun sayısı -1 demiştik. 3-1, 2. Arkadaşlar satır sayısı -1 ile sütun sayısı -1'i çarptığımız zaman 2 olarak 1 çarpı 2'den 2 olarak elde ettiğimiz değer bizim serbestlik derecesi arkadaşlar. Ki kare tablosuna bakarsanız sol tarafta yine SD yazdığını göreceksiniz. Buradan 2'ye kadar geldik. 2 serbestlik derecesinden sağ tarafa doğru gidiyoruz. Nereye kadar?
kadar gidiyoruz. %1 dediğine göre 0,01'e kadar gidiyoruz arkadaşlar. 2'den 0,01'e kadar gittiğiniz zaman 9,21 değerini göreceksiniz. Renkli kareye, alana aldanmayın arkadaşlar. 2'den %1'e kadar gittiğiniz zaman 9,21'i göreceksiniz. Peki 9,21 dediğimiz, bizim tabloya baktığımız zaman bulduğumuz tablo değeri 9,21. Arkadaşlar şuradaki de R-1 C-1, yani 2-1 3-1'den serbestlik derecesini böyle hesaplamıştık. 2-1'den 1, 3-1'den 2 serbestlik derecesini böyle hesaplamıştık. 2 serbestlik derecesinde %1 anlam seviyesinde tablo değerini böyle bulduk. Peki tablo değeri bu. Burayı da bir x ekseni gibi düşündüğümüze göre, o zaman ne diyoruz biz? Bizim elde ettiğimiz ki kare hesaplanan değer. Hesaplanan değer arkadaşlar, bu değerin sol tarafında mıdır, sağ tarafında mıdır? X ekseni gibi düşünürseniz 0,58 değerinin 9,21'den daha küçük olduğunu, yani sol tarafta olduğunu sizler de biliyorsunuz. O zaman biz ne diyoruz? Burası kabul bölgesine denk geldiğine göre H0 kabul diyoruz. H0 dediğimiz sıfır hipotezini kabul ediyoruz. Sıfır hipotezi neydi? Sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki yoktur diyen sıfır hipotezini kabul etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimiz bizim. Biz burada ne yaptık? Ki kare bağımsızlık. Bunlar birbirine bağımlı mıdır, değil midir demiştik. Arkadaşlar bir sonraki ki kare testimiz homojenlik testi. Homojenlik testinde ne yapıyoruz? İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin aynı örneklemden çekilip çekilmediğini araştırıyoruz. Hipotezi bu şekilde kuruyoruz. Yani bunlar homojen midir, değil midir? Ama ki kare ile ilgili işlemleri tamamıyla aynı şekilde yapıyoruz. Yine benzer bir örnek yapacağım. Arkadaşlar bir de homojenlik testi dışında üçüncü bir ki kare testi var. Bu da ki kare uygunluk testi ya da uyum testi. Burada iki ya da daha fazla en hacimli bir örneklemin ana kütleyi ana kütleyi iyi bir şekilde temsil edip etmediğini, ana kütleye uygun olup olmadığını arkadaşlar test ediyoruz. Yani yaptığımız o ki kare formülü, tablosu, şusu busu tamamıyla aynı. Sadece hipotezi kurarken evet uygundur ya da iyi bir şekilde temsil etmektedir ya da etmemektedir. Bir sorun yoktur şeklinde arkadaşlar sıfır hipotezimizi böyle kuruyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bazen bu ki kare ile ilgili örnekler arkadaşlar karşımıza az önceki gibi değil de böyle bir tablo olarak çıkabilir. Bu tabloya baktığınız zaman satır sayısı -1, sütun sayısı -1 deme şansınız yok. Çünkü burada fakülteler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fakülte ve bu fakültelerdeki öğrencilerin İngilizce dersine ait başarı ortalamaları var. Çeşitli ortalamalar işte idari bilimlerde 24, fen fakültesinde 28, mühendiste 30 şeklinde devam etmiş. Arkadaşlar burada uygunluk testi ile ilgili o zaman ne demiş bize sorumuz? Bu üniversitede ortak ders olarak tüm fakültelerde verilen İngilizce dersini alan ve başarılı olan öğrencilerin rastsal olarak seçilen 150 tanesi için ortalamaları bunlar. Bu verilere göre fakülteler için İngilizce dersi başarısının aynı oranda, başarının aynı oranda olup olmadığını alfa eşittir %1 anlam seviyesinde araştırınız denilmiş. Arkadaşlar tamamıyla işlemleri aynı yapıyoruz ama o zaman biz burada ne yapmamız lazım? İşlemleri aşama aşama düşündüğümüz zaman öncelikle arkadaşlar bizim hipotezi kurmamız lazım. Hipotezde arkadaşlar ne yapıyorduk? Tüm fakülteler arasında başarı açısından bir fark yoktur dememiz lazım. O zaman başarı açısından bir fark yoktur. Şöyle yazdım. Alternatif hipotez ise fakülteler arasında başarı açısından bir fark vardır şeklinde kurmamız lazım. Sıfır hipotezini kurduk. Şimdi seçilen örneklemler ana kütleyi iyi bir şekilde temsil ediyor mu etmiyor mu? O yüzden uyum testini yapıyoruz dedik. Arkadaşlar alfa eşittir %1 anlam seviyesinde yapıyor isek o zaman ki kare tablomuzda %1 anlam seviyesinde biz neye bakmamız lazım? Kritik tablo değerini bulmamız lazım. Bunu yaparken de tekrar slide'a dönelim. Slide'da bu sefer serbestlik derecesini nasıl bulmamız lazım? Dikkat edin, yukarıdan aşağıya iktisadi idareler, fen fakültesi, mühendislik fakültesi, hukuk fakültesi, eğitim fakültesi ve iletişim fakültesi olmak üzere 6 tane fakülte var. Eğer tek bir sütun ya da tek bir satırdan bahsediyor isek serbestlik derecesini -1 yapıyoruz. 6 tane fakülte olduğuna göre -1, o zaman 5 serbestlik derecesinde
Arkadaşlar %1 anlam seviyesindeki tablo değerine bakmamız lazım. Ki kare tablosuna baktığımız zaman 5 serbestlik derecesinde %1 anlam seviyesinde kitaptan arkadaşlar sizlerin de görebileceğini düşünüyorum. İsterseniz şuraya kitabı açalım. Ki kare tablo değeri 5 serbestlik derecesi şuradan 5'e geldim. %1 dediğine göre şuradan %1'i buldum. Bunun birbirini kestiği yere geldiğim zaman arkadaşlar ki kare tablo değerinin 15,086 olduğunu gördüm. 15,086 ise o zaman ne yapıyorum ben? Şurası 15,086. 0,86. Şimdi burası H0'ın kabul bölgesi, burası H0'ın red bölgesi. Ben bundan sonra yapacağım gözlenen değer eksi beklenen değerin karesi bölü beklenen değer işlemiyle tek tek bütün gözeleri tablo iken yapıyordum. Bütün değerleri için hesaplayıp topladığım zaman da ki kare tüm tablo ile ilgili değeri buluyordum arkadaşlar. Kritik değerimiz bu. Hesaplanan değer ne? Şimdi burada biz ki kare hesaplanan değeri hesaplamamız lazım arkadaşlar. Bunun için bizim tabloya geri geldiğimiz zaman tabloda şunu göreceğiz arkadaşlar. Tekrar şuraya bir dönelim. Bakalım arkadaşlar tabloda neyimiz var? Bir kere bütün fakültelerdeki başarı birbirinden ufak tefek farklılıklar var. Yani bu işte anlamlı bir fark mı, anlamsız bir fark mı? Yani beklenen bir fark mı, değil mi? Bunu anlamak için eğer gerçekten sıfır hipotezi haklıysa, yani fakülteler arasında başarı açısından bir fark yok ise hepsinin ortalamasının birbirine eşit olması beklenir. Peki birbirine eşit demek ne demek? O zaman tüm değerleri topluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bu işlemi hesap makinesiyle buradan yapıyorum. Hesap makinesini açtım arkadaşlar. 24 artı 28 artı 30. Arkadaşlar bu örneği kitaptan da sizlerin takip etmesi mümkün. Kitaptan alınan örnek. Artı 20 var. Artı 26 var. Artı 22 var. Tüm bu değerleri 2, 4, 6 değer toplayıp arkadaşlar 2, 4, 6 tane değer olduğu için 6'ya böldük. Ortalama 25 bulduk. Şimdi ortalama 25 olduğuna göre o zaman diyoruz ki şurası bizim x ortalama 25. Peki 25 ise böyle bir durumda ortalaması 25 olduğuna göre sadece İdari Bilimler Fakültesinden bahsediyorum. O zaman gözlenen değer 24 ama beklenen değer 25 olmalıydı. Fen Fakültesi gözlenen 28 ama eğer gerçekten anlamlı bir fark yoksa, çünkü sınadığımız sıfır hipotezi, burası da 25 olması lazım. İdari Bilimler Fakültesine ait ki kare değeri nedir arkadaşlar? O gözeye ait ki kare değeri. O zaman şöyle hesaplamamız lazım. Gözlenen değer eksi beklenen değer, yani 24 eksi 25'in karesi bölü beklenen değer. Arkadaşlar idarimler 24 olduğu için 24 eksi beklenen değer. Fen fakültesi 28 olduğu için 28 eksi ortalamanın karesi, yani gözlenen eksi beklenenin karesi bölü beklenen değer. Sadece fen fakültesini sorsaydı bu hesaplama yetecekti. Sadece mühendisliği sorsaydı 30 eksi 25'in karesi bölü 25 diyecektim. Bu sadece mühendisliğe ait ki kareye katkısı nedir diye sorsaydı. Ama bana tüm tablonun ki karesi sorulsaydı benzer şekilde hukuk fakültesi 20 eksi 25'in karesi bölü 25. Benzer şekilde eğitim fakültesi 26 eksi 25'in karesi bölü 25. Benzer şekilde de iletişim fakültesi 22 eksi 25'in karesi bölü 25 işlemiyle bu işlemleri hesapladığım zaman arkadaşlar tüm tablonun ki kare değerini hesaplamış oluyorum. Şimdi tüm tablonun ki kare değeri neymiş? Kitaptan arkadaşlar örneğin işlemin sonucuna bakayım. Hata olmasın. Hemen işlemi şöyle açtım. Arkadaşlar bu işlemin sonucu 2.8 çıkmış. Peki bu işlemin sonucu 2.8 çıktığına göre, yani ki kare hesaplanan değer. Ki kare tablo değerimize bir kez daha bakalım. Hesapladığımız değer tablo değerinden küçük mü, büyük mü?
Hesapladığımız değer 2.8, bundan küçük, yani bu tarafta olduğuna göre H0 hipotezini kabul ediyoruz. H0 hipotezi neydi? Fakülteler arasında İngilizce ders öğrencilerin İngilizce dersi başarısı açısından anlamlı bir fark yoktur diyen sıfır hipotezini kabul etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ifade de slide'da şimdi geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Kontenjans katsayısı. Bu da Kikare ile ilgili son konumuz. Yani ünite bitmek üzere. Arkadaşlar Kikare'de kontenjans katsayısı dediğimiz zaman, yani bu ikisi arasında ilişki var mıdır yok mudur? Bununla ilgili aynı zamanda yorum yapılan şeyler de var. Kikare bağımsızlık testiyle iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı ile ilgili kararlar verilebiliyordu. Oysa ki bazı hallerde iki değişken arasında ilişki var ama bu ilişkinin kuvveti hakkında da yorum yapmak gerekebilir. Yani iki değişken arasında ilişki var da ne kadar var? Yani çok kuvvetli bir ilişki mi, orta şiddetli mi, zayıf bir ilişki mi? O yüzden kontenjans katsayısı dediğimiz işleme başvuruyoruz arkadaşlar. Kontenjans katsayısı sizin de slide'da göreceğiniz üzere C değeriyle gösterilen, eğer kontenjans katsayısı yani C sayısı iki araştırılan değişkenler arasında çok kuvvetli bir ilişki varsa 1 diyoruz. Çok zayıf ya da ilişki yok ise 0 olarak işlem yapıyoruz. Kontenjans katsayısı bu iki değer arasında değer alır arkadaşlar. 0 ile 1 arasında değer alır diyoruz. Kontenjans katsayısını yaparken arkadaşlar tablolarda özellikle satır ve sütun sayılarının her ikisinin de 2'den daha fazla olması beklenir. Yani birbirine eşit olmak zorunda değil. Biri 3 satır olabilir, biri 5 sütun olabilir. Fark etmiyor. Yani satır ve sütun sayısı birbirine eşit olması önemli değil. Ama ikisinin de 2'den büyük olması lazım. Kontenjans katsayısı eğer değişkenler arasında kuvvetli bir ilişki varsa böyle, 0'a yakın ise ilişki yoktur diyoruz. 1'e ne kadar yakın ise ilişkinin o kadar kuvvetli olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Ama kontenjans katsayısını hesaplarken kullandığımız formül ki kare bölü ki kare artı n formülüyle kontenjans katsayısını ya da iki değişken arasındaki ilişkinin arkadaşlar derecesini buradan hesaplayabiliyoruz. Bundan sonra kontenjans katsayısıyla ilgili sanırım ünite sonundaki sorular içerisinde şeyler var, işlemler var. Arkadaşlar ünite sonundaki soruları cevaplandıralım. Şimdi sonuçta sınav öncesi son dersimiz, vize öncesi son dersimiz. Bunu yetiştirebiliyoruz vakit olarak. Baktığımız zaman sayısal olmayan değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin ya da bağıntının var olup olmadığını test edilmişse aşağıdakilerden hangisi kullanılır denilmiş. Arkadaşlar bir kere sözel değişkenler varsa kikar olması gerektiğini sizler de biliyorsunuz. Ama burada iki değişken arasında bir ilişki bağıntı derken bağıntı var mı yok mu? Bağıntı varsa bunlar bağımlı, yoksa bağımsız diyoruz. O yüzden arkadaşlar iki değişken arasında sözel olmakla beraber yani iki kare homojenlik mi, uygunluk mu, bağımsızlık mı? Bağımsızlık testi, bu bağıntının olup olmadığı ile ilgili ifadede bağımsızlık testi diyoruz. Serbestlik derecesini hesaplarken satır sayısını R ile sütun sayısını C ile gösteriyorduk. O yüzden R eksi 1 çarpı C eksi 1 olması lazım. Serbestlik derecesi bu soruda doğru cevap D şıkkında verilmiş. Üçüncü soru arkadaşlar, baktığımız zaman bir araştırma sonucunda elde edilen gözlem sonuçları tabloda verilmiş. Burada öğrencilerin aile yanında, devlet yurdunda ya da özel yurtta kalanlarla başarılı olup başarılı olmaması arasında, yani başarı durumuyla barınma şekli arasında bir ilişki var mı? Arka arkaya 3-4 soruyu bununla, bu tabloya göre cevaplandıracağız. Arkadaşlar devlet yurdunda kalan başarısız öğrenci sayısı dediğimiz zaman direkt tabloda verilen 46 değerini, yani gözlenen değeri söylüyoruz. Özel yurtta kalan başarılı öğrenci sayısı deseydi gözlenen değer 61. Bununla ilgili işlem yaparken bakalım neler bize sorulacak. Bu tabloya göre sıfır hipotezin doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman barınma şekli ile başarı durumu arasında ilişki yoktur olması lazım. Yani barınma şekli ile başarı arasında ilişki yoktur. Sıfır hipotez dediğine göre arkadaşlar öğrencilerin başarı durumları ile barınma şekli birbirinden bağımsızdır. İlişki yoktur anlamında bunu kullanıyoruz. O yüzden doğru cevabı A şıkkı olarak söyleyebiliriz. B şıkkına bakarsanız bağımlıdır. C şıkkına bakarsan birisi başarılıdır. İşte D şıkkı birisi farklıdır, başarısızdır gibi ifadeler var. İki değişken arasında ilişki yoktur derken bağımsızdır anlamında söylüyoruz. Bu tablonun serbestlik derecesi dediğimiz zaman tabloya tekrar geri dönelim. Ailenin yanı, devlet yurdu, özel yurt derken 3 tane var. O zaman 3-1 2 tane.
serbestlik derecesi 2 çarpı sütun sayısı 2 tane var, başarılı ve başarısız toplamların olduğu yeri saymıyorduk. Satır sayısı eksi 1, sütun sayısı eksi 1, sütun sayısı da 2 eksi 1'den 1 çıktı. O zaman 1 çarpı 2 ya da 2 çarpı 1'den bu tablonun serbestlik derecesinin de 2 olduğunu buradan bulma şansımız var. Yani doğru cevap B şıkkı diyoruz. Satır sayısı eksi 1, sütun sayısı ve eksi 1. Arkadaşlar işlemimizi buradan gösterdik. Yukarıda verilen tabloda devlet yurdunda kalan ve başarılı olan öğrencilere ait beklenen frekans. Devlet yurdu ve başarılı dediğine göre tablomuza bir kez daha geri dönelim. Devlet yurdu ve başarılı yani 64'ün olduğu gözeden bahsediyoruz. 64'ün olduğu gözeden bahsediyor isek sütun sonundaki toplam 180 çarpı satır sonundaki toplam 64'ün satırına bakarsanız 110'u göreceksiniz. O zaman 180 çarpı 110 bölü genel toplam 300'den işlemi buradan da görme şansınız var. Bölü genel toplam 300 olduğuna göre bu işlemin sonucu 66 olarak bulunur. Doğru cevap E şıkkında verilmiş arkadaşlar. 6. soruya geldik. Yukarıda verilen tabloya göre %5 anlamlılık düzeyinde test yaparken 0 hipotezinin red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Red bölgesinin başlangıcı dediğine göre ki kare tablosundan bahsediliyor. Serbestlik derecesini arkadaşlar 2 olarak bulmuştuk. 2 olarak bulduğumuza göre 2 serbestlik derecesinde %5 anlam düzeyinde tabloya şimdi bakarsanız buradaki renkli bölge arkadaşlar serbestlik derecesi 2'den sağa doğru %5'e kadar geldiğiniz zaman burada 5,99 yanlış görmüyor ise değerini 2 serbestlik derecesi %5 anlam düzeyinde 5,99 seçeneklere baktığımız zaman 6. sorunun doğru cevabının D şıkkında verildiğini görürüz arkadaşlar. 7. soruya geldik. Kontenjans katsayısının 0 olması iki değişken arasında ilişkinin olmadığı anlamına ya da çok zayıf olduğu anlamına gelir. Bakalım bu ifadeyi nerede şey yapmış, söylemiş. İki değişken arasında üst düzey ilişki hayır. İki değişken arasında orta düzey hayır. İki değişken arasında bir ilişki olmadığını belirtir. C şıkkı doğru cevap arkadaşlar. 8. soruya geldiğimiz zaman farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediği ile ilgili araştırma yaparken aynı evrenden seçiliyorsa birbirine benziyordur. Aynı evrenden seçilmiyorsa birbirine benzemiyordur arkadaşlar. O yüzden birbirine benziyorsa homojendir, birbirine benzemiyorsa heterojendir. Biz ki karede ne yapıyorduk? Aynı ana kütleden seçilip seçilmediği ile ilgili araştırma yaparken homojenlik testi yapıyorduk. O yüzden 8. sorunun doğru cevabını E şıkkı olarak yapıyoruz. 9. soruda ki kare uygunluk testi hangi amaçla yapılır? Seçilen en hacimli bir örneklemin evreni iyi bir şekilde temsil edip edemeyeceğini araştırmak için demiştik. A şıkkında doğru ifade verilmiş arkadaşlar. Şimdi 10. soruya geldiğimiz zaman 50 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada ki kare istatistiğinin değeri ki kare değeri 0,70 olarak bulunmuş. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri nedir? Arkadaşlar kontenjans katsayısının formülünü bir kez daha hatırlayalım. Ki kare bölü ki kare artı n formülüyle yapıyorduk. O zaman değerleri yerine yazdığımız zaman ki kareyi 0,70 olarak verilmişti. 0,70 bölü ki kare artı n, n değeri de 50 olduğuna göre 0,70 ile 50'yi toplayarak işlemimizi yapıyoruz. Bu işlemin kök dışına çıkmış hali 0,11. Yani kontenjans katsayısı nedir sorusunun cevabı 0,11,7 olarak seçeneklerde arkadaşlar 11,7 doğru cevabı hangisi? B şıkkı olarak vermiş. Virgülden sonraki 3. haneyi almamış. Bunu 0,12 olarak da karşımıza çıkabilirdi bilelim. Arkadaşlar bir de bununla ilgili soru şöyle olsaydı. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi nedir deseydik 0,11 dediğimiz değer 0'a yakın bir değer olduğu için bahsedilen değişkenler arasında bu örnek için söylüyorum ilişkinin zayıf olduğunu söylerdik arkadaşlar. Ünitemiz bitmiştir. Sınav zamanına kadar sorunuz olursa mail adresinden gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mail adresinden gönderdiğiniz soruları ben yine mail adresinden sizlere cevap yazabilirim. Son olarak maili daha önce yazmıştım ama bir kez daha yazayım. Sorularınız var ise yodul@anadolu.edu.tr adresinden sorularınızı bana iletebilirsiniz. Ben sınavda size şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.